Merhaba. Bir bahara daha eriştik. Ramazan günleriyle birlikte bahar uyanışını da yaşıyoruz. Tabiattaki bahar dirilişini müşahede ediyoruz. Bahar, Kur'an'da da Salih-i Nur'da da çok vurgu yapılan bir mevsim dönüşümü. Kur'an'ın dört temel esasından biri olan haşir, gerçeğinin ispatı için dikkatlerimizin bahardaki uyanışa çevrilmesi bunun en güzel örneklerinden biri. Rum suresinin 50. ayetinde deniyor ki, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bu çağrı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Haşr Risalesini yazmasına ilham kaynağı oldu. Bir bahar günü Barla Dağları'nda ve Eğirdir Köyü gölü kıyılarında gezerken tekrar tekrar bu ayeti okuyan Bediüzzaman ardından Haşr'in aklen ispat edildiği onun sözü Kur'ani bir ilhamla telif etti. Sonrasında bu eserin tam da o dönemde okullarda çocuklara haşri inkar, ahireti inkar telkinleriyle ilgili yoğun hazırlıkların yapıldığı bir dönemde yazıldığı ortaya çıktı. Şimdi inkar fikrinin rejim tarafından empoze edilmeye çalışıldığı ve bu istikametteki eğitim projelerinin de hazırlanıp yürürlüğe konulmaya başlandığı bir dönem. Ve tam da o dönemde Haşr Risalesi yazılmış olması manidar bir tevafuk. Zaten Risale-i Nur'daki diğer bütün bahislerin de, imani bahislerin de Kur'an başta olmak üzere İslami değerlere yönelik taarruzlara karşı yazıldığı bir başka gerçek. İman esaslarının izah ve ispatı. Sarihine baştan sona ve inkar cereyanlarının taarruzlarını bu izahlarla ve ispatlarla püskürtmüş Sarihine. Kur'an tefsiri olarak. Evet, bahar bahsinde Denizli şehitlerinden İslam köylü Hafız Anne Barla Laikası'nda yer alan bir mektubu var. Oradaki bahar ifadeleri son derece enteresan. Diyor ki, baharda zemini yüzünde, sanat Rabbaniye ile her tarafta sündüs misal, ipekli kumaş gibi çiçeklerin açılmalarını cüz'i şuuru olan kimse, bir kadir-i mutlak olan Zat-ı Zülcelal'den başkasına veremez. Allah'tan başkası bunu yapamaz. Öyle de risaleler, umumiyetle Kur'an ömrünün asırlarından, senelerinden 14. asır Nevruz-u Sultani misilli bir baharı taşıyorlar. Risaleler Kur'an'dan 14. asra mahsus Nevruz benzeri bir baharı taşıyor. Manidar mektubunu var ol ey sevgili üstad, sen de Kur'an'ı elmaslar ile bu koca baharın mübeşşirisin, müjdecisisin diye bağlıyor Hafız Ali. Alabildiğine çetin ve zorlu bir kışın ortasındayken çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin ihsar etmek lazım gelir diyerek kaderin kendisine ve talebelerine yüklediği tarihi hizmet ve misyonu uygulayan bir üstadın verdiği müjde. Çiçekler baharda gelir ve ben acele ettim, kışta geldim, sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Sözü de üstada ait. Dolayısıyla manevi bir bahardan bahsediliyor. Bu manevi bahar da tabii ki imanın yeniden tazelenmesi ve kuvvet kazanmasıyla olabilecek bir şey. O müjdenin bir başka veciz ifadesi de şu satırlarda. Bu talebelerini yazmış olduğu bir mektup, daha doğrusu Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri namına Abdullah imzasıyla okuduğumuz tarihçi hayatta yer alan bir mektup. Diyor ki, Risale-i Nur'un Medrese-i Zehra'sı Anadolu çapında
ve alem İslam ölçüsünde genişleyeceğini, Risale-i Nur'daki hakikatlerin yüksekliğinden ve dikkat ve tefekkürle okuyan müminlerin ve ehl-i ilmin arasında vücuda gelen sarsılmaz kardeşlikten anlıyoruz. Medrese-i Zehra'nın bu muazzam faaliyeti, zemin yüzünde, yeryüzünde, bahar mevsiminde olan ilahi ve muazzam neşir gibi sessiz, gürültüsüz, şaşasız, gösterişsiz ve mütevazi fakat muazzam bir şekilde cereyan etmektedir. Bahardaki diriliş çok sessiz ama dünyanın rengini değiştiriyor, şeklini değiştiriyor, güzelleştiriyor. Ve bütün güzel değişimler de aslında sessiz sedasız olan değişimler. Çok büyük gürültülerle, kavgalarla gürültü değil. Ve mektubun devamında da deniyor ki, fıtraten acul olan, yaratılış itibariyle aceleci olan insanoğlu, alemde hakim olan kanunu ilahi düşünmeyerek her meselenin istediği vakitte hallolunmasını istiyor. Kendi istediği zaman hallolmasını istiyor, bekliyor. Küçük dairelerdeki vazifelerini atlayıp büyük dairelere sapıyor. Kendi esas sorumlulukların olduğu hayat dairelerinde, kendi şahsıyla ilgili, ailesiyle ilgili, eviyle ilgili sorumluluklarını atlayıp büyük dairelerde, geniş dairelerdeki hadiselere bakıyor. Oralarda bir takım iyileşmeler bekliyor. Ama oralardaki müsbet değişimlerin ön şartı da evvela fert fert herkesin kendisini olumlu yönde değiştirmesi. Tohumları atılmış ve sümbül vaktine gelmiş olan Risale-i Nur'un yetiştirdiği hakiki imanlı zatlar inşallah yakın zamanda alem-i İslam'a nümune olup nur hidayeti göstereceklerdir. Şimdi bunun dünyadaki yansımalarına baktığımız zaman, dünyadaki gelişmelere, İslam dünyasındaki gelişmelere bu zaviyeden, bu pencereden baktığımız zaman işte Arap Baharı denilen bir şey gündeme gelmiş idi hayli zaman önce. Ama Arap Baharı sloganı altında şiddetli fırtına ve kasırgalar esti ve sonra o Arap Baharı diye başlatılan süreç tam bir kara akışa döndü yaşandığı ülkelerde. Mısır'da olanlar, Libya'da olanlar, efendim Tunus'ta olanlar, Suriye'de olanlar bahar diye girildi ama dediğimiz gibi tam bir kara kış haline döndü. Şimdi böyle bir süreçte Risale-i Nur odaklı manevi inkişaflar aynen bu mektupta ifade edildiği gibi sessiz, gürültüsüz, şaşasız, gösterişsiz, mütevazi ama muazzam bir şekilde devam ediyor. Hem de dünyanın her tarafında. Risale-i Nur ulaştığı her yerde kalpleri fethediyor, Kur'an'a yöneltiyor insanları ve manevi bir fütuhatı gerçekleştiriyor. Yeter ki siyaset rüzgarları işin içine karıştırılmasın. Ve siyasi kavgalarla bu hizmet bir araya getirilmesin. Zaten Risale-i Nur'un esas özelliği de siyaset dışı bir yöntemle tamamen insanların manevi hayatına, zihinlerine, gönüllerine hitap eden bir metodu takip etmiş olması. Ve muvaffakiyeti de buradan geliyor. Ama ne zamanki siyaset işin içine giriyor, tecrübeler bunu gösteriyor. Siyaset, tabiatı icabı, çekişme, çatışma, rekabet alanı. Dolayısıyla oradaki kirlenmeler, çatışmaların meydana getirdiği olumsuzluklar, tortular bu hizmetlerin de önünü kesiyor, bu hizmetlere de gölge düşürüyor, zarar veriyor. Yaşanan tecrübeler bize bu dersi bir kez daha çok ibretli örnekleriyle veriyor, vermeye devam ediyor. Onun için bunlardan o dersleri çıkararak, doğru dersler çıkararak, ibret derslerini çıkararak yine üstadın yaptığı tarzda ve Risale-i Nur camiasının ana gövdesinin üstadın yolundan giderek takip ettiği metodu ısrarla muhafaza ederek bu hizmetleri sürdürmek lazım. İşte bu ders çok çok önemli. Bu dersi alabilmek ve bu dersin gereğine uygun şekilde yola devam edebilmek. Yaşananlara takılmadan, geçmişe takılmadan, önümüze bakarak
ve bu dersleri çıkarmış olarak iman hizmetine, manevi hizmete devam etmek. Bu yaşananları bir cihetiyle aynı zamanda fırtına ve kasırgalar olarak da görebiliriz. O fırtına ve kasırgalar inşallah netice itibariyle manevi istidat çekirdeklerini inkişaf ettirerek gerçek anlamda baharların önünü açmaya devam edecek diye temenni edelim, dua edelim ve huzur arayışı içindeki insanlığa sonsuz bahar iklimlerinden ebedi saadet esintileri de getirmeye devam edecek. Yeter ki Salih Nur'daki Kur'ani metotla ve modelle bu hizmetleri sürdürebilelim ve manevi hizmetlere, iman hizmetlerine yoğunluk vererek ve bunlara siyaset gölgesini karıştırmayarak bu hizmeti sürdürebilelim diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı alttaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.